kaybettim. Hainler alçakça saldırdı. Geride Türkiye'ye bir evlat acısı bıraktı. Kırının nesine ağlayayım, nesine anlatayım size? Karıklığın mı, yolsuzluğun mı? Hiç gördünüz mü İran'ın mezarının yanına? Gördünüz mü İran'ın yaşadığı yeri, geçirdiği hayatı? Nasıl efendim? Görüyorsunuz, benim cebimde görev yok. Yoğumayı yapacaktı, lastik alacaktı, yoğumayı yapacaktı, şeker alacaktı. Eren Bülbül daha 15 yaşındaydı. Hainlerin kurşunuyla şehit düştü. Telefonu çalaya cevap veren yok. Vay İran'ım vay. Yapıcı aradım. İran'ın telefonuna cevap yok. Anladım. Dediler ki İran ameliyata ciddidir. Gelecek senin gelmene gerek yok. Ben anladım, ben babasında acıyı yaşadım. Hastaneye gideceğim, hastaneye. Dediler bana orada olay. Başını sağ olsun İran'ı kaybettim. Döndüm geldim, daha ne yapayım? Annesinin ağıtları yankılandı dağlarda. O ağıt Türkiye'nin ağıdı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı acılı anneyi. Anne Ayşe Bülbül bir soru sordu Cumhurbaşkanı'na. 13 tane uşak doğurdun ya. Ne bileyim, iyi mi yaptım kocam? Evet. Ayşe teyze, şehidimiz, şehit Eren'in annesi Ayşe teyze taziyeleri kabul ediyor. Türk bayraklarıyla donatılmış bu evde eş, dost, akrabaları, tanımayanlar Türkiye'nin dört bir yanından da Maçka ilçesinde bulunduğumuz köye geliyorlar. Herkes Ayşe teyzenin ağdını dinliyor. Üç gündür o da Beyaz Haber'le paylaştı duygularını. Eren'i de bize anlattı. Doğu'ya gideceğim dedi. Ben askerlerimi Doğu'da yapacağım. Şehit olacağım dedi. 15 yaşındaydı. 13 kardeşinin 9.'suydu. Babasını daha 14 ay önce kaybetmişti. Babasına mı çok düşkündü aynı zamanda? Bir sene önce kaybetti herhalde babasını. Babalarının ölüm etkisi hala çocuklarımda, hala üzerlerinde. Azıcık oturup ağlasam onunla benden çok ağladı. Eren'de etkisi vardı, yok olur mu? Çok yoksullardı. O yoksulluk Eren'in çocukluğunu bile çaldı. Eren mi aldı bunu size? Kendini aldı, bana da aldı. Kendisini aldı. Vay Eren'im, vay Eren'im, vay Eren'im. Yemeğe gitti de o lastiklerini aldı, ayakkabılarını, ayakkabısı yoktu işte Eren'im. Onları aldı işte, annesi şimdi oğlunun ileri giydi de onlara bakıp aldı. Bir lastik ayakkabıydı mutluluğu. O ayakkabı annesinin ayaklarında Eren'den bir hatıra oldu. Son hatırası sizi aldı. Evet, bana almadı kendini. Bana da aldı, benimkileri yayla da ben onunkileri giydim. Geldim buldum buralarda da giydim. Hem okula gidiyor, hem de mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Vay Eren'im, vay Eren'im, vay Eren'im. Eren'im, garip Eren'im. Eren'im yaşasaydı o yamaçta hayat geçirecekti, orada duracaktı. Lala'nın yerini bitirecekti. Yoruluyor muydu gerçekten? Yorulmaz olur mu? Bu yere buyurdun ya anne, kollarımı yukarı kaldıramayın. Ne bir odası oldu kendine ait, ne de kıyafetleri. Eren daha 15'inde sırtında hayatın gerçeklerini taşıyordu. Odasına girebildiniz mi, eşyalarını bakma, düzeltme? Eren'in odası var mıydı onu sor bana. Eren'in yatacak yeri var mıydı, odası var mıydı da Eren'in orada girip de yatacaktı. Kardeşleriyle kalıyordu odada. İki göz bir odada, birbiri senin. Eşyalarını saklayacaksınız. Eşyaları onlar üç bekarlardaydır evde. Birbirinin eşyasını giyinir. Özellikle bu Eren'in diye yok. Biri çıkartır öteki giyinir. Eren'in kendine hayat eşyası yok diye. Eren'in en cevherli eşyaları bunlardır işte. Ayakkabıları bunlar. Eren'im kime kaldılar annem? Ormanın içindeki evlerinde yaz vardı artık. Biri de çıkıp iyi ki varsın Eren demiyor yazmıştı son mesajında. Sosyal medyada Eren'in paylaştığı bir cümle, tüm Türkiye'nin paylaştığı bir cümle oldu. Kimse birisi çıkıp da demiyor ki Eren iyi ki varsın şeklinde yazmış. Bütün Türkiye ağlamış. Nereye ağlamış? Acili Eren'e, yoksuz Eren'e, garip Eren'e. Benim bir şey dememe gerek yok. Bunları giyen adamın hayatını siz anlayın. Abisinin sırtında da tüm Türkiye'nin ağzında olan o cümle, Eren iyi ki varsın cümlesi yazıyor tişörtünde abisinin
sırtında, o da hiç çıkartmıyor. Annesi de kendisine aldığı en son ayakkabıyı ayağından çıkarmıyor.